Hepinize hayırlı cumalar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Azra'nın odasındayım. Kapıyı da örttüm. Bir iki çamaşırı vardı. Onları dolabına yerleştirdim. Katlamıştım. Gelmişken de burada konuşayım dedim. Bir selam vereyim dedim. Duru'yu uyuttum. Saat 3'e geliyor. Çok erken kalktı. Ben de dün gece çok geç yattım. 3'e geliyordu yattığımda. O yüzden sabah baş ağrısıyla uyandım. Halen daha böyle kendime yeni yeni geliyorum. Bir daha bu saatte yatmayacağım. Yani bu kadar geç yatmayacağım. Gerçekten çok etkiliyor insanı. Eski dizilere bakıyorum. Bu ara şeyi izliyorum. Kurt Seyit ve Şura, Kıvanç Tatlıtuğ. Kaç sene öncesinin dizisi. Nereden aklıma geldiyse 10. bölüme kadar geldim. Dün akşam 4 bölüm birden izledim. O da benim çok zamanımı aldı. Ama bu akşam öyle yapmayacağım. Gerçekten kafam davul gibi uyandım. Hatta ilaç aldım ben kahve içtikten sonra. Şu an iyiyim. Geçti biraz biraz. Kızı da uyutunca rahat ettim birazcık. Aslında biraz oturmak istiyordum ama börek saracağım. Dün yufka almıştım. Onu böyle kalem böreğe sarayım. Kızartınca çok seviyorlar. Akşam çayın yanına böyle belki bir şeyler hazırlarım. Yemek daha çünkü hiçbir şey yapmadım. O yüzden yemek yerine öyle bir şeyler yapayım diyorum. Bilmiyorum bakalım. Daha düşünmedim. Mutfağa bir gireyim de. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yorumlarınıza baktım. TV ünitesi yerine konsol almamı yazan çok arkadaş var. Gereksiz uzun yer kapladığını söyleyen çok arkadaş var. Biz de zaten ben onu resimden beğendim arkadaşlar. Yani gidip dükkanda görmedim. Hani birebir gözümle görmedim. Resimden beğenip getirttirdim. Bu kadar uzun olduğunu ben de bilmiyordum. Hani bir şeyi dükkanda beğenirsiniz, katalogda beğenirsiniz ama eve gelince öyle olmaz ya. Yani bizim de aynı o hesap oldu. Eve gelince gereksiz uzun olduğunu biz de Rıza ile akşam aramızda konuştuk. Sonra ben arkadaşı aradım. Dayanamadım. Kahvaltıdan sonra aradım. Rica ettim. Ben dedim bu pek içimize sinmedi. Aslında modelini, rengini falan çok beğendim. Ünite kendisi güzel. Ama biz televizyonu duvarda tutacağımız için bize çok gereksiz uzun büyük oldu. Yani benim salonuma olmadı. Katalogda beğenmiştim yani resimlerden. Öyle oldu yani uzun lafın kısası ünite gidecek ya yerine konsol alacağım ya da arkadaş alıp geri getirecek yani. Zaten dedi abla sıkıntı yok istediğin zaman aldırırım dedi canını sıkma dedi. Sağ olsun yardımcı oluyor yani böyle konularda. Öyle sizin de yorumlarınız bayağı bu yöndeydi. Ne bileyim konsol almayayım dedim hani ünite alayım dedim şimdilik ama hani konsola gerek duymamıştım ama siz yazınca da hak vermedim değil. Öyle yani Rıza da deyince Elif bu buraya çok uzun oldu. Geçişi daralttı gibi biraz deyince tamam dedim artık yani kafada oturtturdum. Öyle arkadaşlar yorumlarınıza baktım yani bakmadım değil. Beğenenler de var. Çok güzel yazan, çok beğenen arkadaşlar da var. Dediğim gibi ben katalogda çok beğendim modelini, rengini falan. Bir de sadeydi böyle. Ben hani duvara raflı falan ya da büyük heybetli TV ünitelerini sevmiyorum zaten. Ama bunun boyunun bu kadar uzun olduğunu da bilmiyordum. Kestiremedim daha doğrusu. Eve gelince anladım yani onu. O yüzden geri gidecek. Ya yerine konsol alacağım ya da tekrar bir ünitelere göz gezdireceğim bakalım. Yani inemediğim için dükkana o da sıkıntı oldu. Bilmiyorum. Belki yarın şey yaparım. Güzel maskemi, eldivenimi takıp belki çarşıya inerim diye düşünüyorum. Yani yerinde bakarım diye düşünüyorum ama bu sefer de acaba gerek var mı şimdi? İnmeme gerek var mı yani? Bu sıkıntılı günlerde kafam hep çorba oldu. Neyse, mutfağa gidiyorum. Artık orada görüşürüz.
Böreklerini sardım, böyle saklama kabına koydum. Artık dolaba kaldırayım. Akşam Rıza gelince kızartırım. Yanına da böyle salata gibi bir şey mi yapsam diyorum, onu düşünüyorum. Ya böyle patates yoğurtlu salata ya da kısır mı kavursam. Ona da bir karar vereyim. Yanına bir şey ilave edeceğim ve yemek yapmayacağım bugün. Çünkü dünden biraz benim ıspanak yemeğim de var. Ondan da yer Rıza. Çayla bunlardan da yeriz. Öyle düşünüyorum bakalım. Uyandın mı sen aşkım? Anne, bu dövüş babayla birlikte aşırı birlikte şok saatinde dedin. Şok markete gideceksin Azra ile babayla birlikte. Ne zaman gideceksin? Bir sitasyonu arıyoruz. Uykudan uyandı. İlk dediği şeye bakın. Azra ile babasıyla şok markete gidecekmiş. Uykuda hayalini kuruyor çocuk. Ne anneciğim? Azra saklandı. Bul çabuk onu. Bak 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 bak. Nerede Azra? Acaba orada mı? Acaba orada mı? Orada mı? Dur bakalım. Ay orada bak. Hadi git bul. Hadi git bul ablayı. Hadi bul bul bul. Koş. Bakın burada patates haşlamaya koydum. Biraz da patates salatası yapayım dedim. Börekleri kızartınca yanına iyi olur. Pişmesine birazcık kaldı. Bayağıdır kaynıyor çünkü çatalla da baktım. Azıcık daha pişsin, kapatacağım altını. Çayımı demledim. Rıza da işten geldi. Hemen salatayı hazırladım. Baktım bayağı açım dedi. Şu gördüğünüz ıspanak tabağı bana ait. Ben çünkü börekle salatadan yemeyeceğim arkadaşlar. Benim akşam yemeğim bu. Dünden kalan ıspanak yemeğim. Şöyle güzel salatamı yaptım. Bir tek havuç rendelemedim. Bol soğanlı, pul biberli, maydanozla marul doğradım. Yağını, limonlu, tuzunu ayarladım. Üçüne yetecek kadar da börek kızarttım. Onlara yeter zaten. Çay da demini aldı gibi bakalım. Şimdi sofraya oturacağız. Bu akşam da böyle bir akşam yemeği oldu. Rıza'ya dedim eğer doymazsan çorba da var, ıspanak da var. İkisi de sıcak şu anda. Tamam dedi o da bakalım. O zaman bize afiyet olsun. Durum. Hadi bakalım sofraya gidiyoruz. Hadi koş koş koş. Belli bir kilo gel gel. Nedir o sınır dedim sen de. Aferin. Hadi gel bakalım. Durucum afiyet olsun. Beğendin mi? Eline mi sağlık diyorsun? Eline sağlık anne dedim. Akıl küpü akıl. Azra? Zeytin falan istiyor musun kızım? Bir tane alıyorum. Bir tane zeytin mi yiyeceksin sadece? Salata da alın. Evet. Evet kızlar. Duru Hanım, Azra Hanım. Yemek yiyen buraya kaçmış gibi görünüyor. Bulaşıkları hanginiz yıkayacak? Bulaşıkları kim yıkayacak acaba? Yiyen buraya kaçmış. Yemeğini yiyen buraya kaçmış. Bulaşıkları yıka. Mutfağın halini göstereyim hemen. Aygazım da çok kötü. Aygazı çiflemem lazım. Börekleri kızartırken hep sıçradı. Bir iki tanesinden peynir çıktı. Yağını da zaten dökeceğim artık. Peynirler çıktığı için o yağ bir daha kullanılmaz. Şimdi o zaman Elif'e kolay gelsin. Önce masamızı toplayalım. Patates salatası ben yemeyince bayağı arttı tabii. Ben yemedim arkadaşlar. Onu şimdi küçük bir borcama alacağım. Akşam da yiyoruz daha çayla birlikte iyi oluyor. Açıkta kalmasın. Salata nasıldır Rıza'cığım? Güzel. Salata güzel oluyor patates de. Artık. Severim patates salatasını. Masamızı da güzel silelim. Ne
Duru'cum yavaş. Yavaş kızım. Yine ne oldu acaba? Bir kere daha sileyim masayı da. Sen eğleme kızım, gel. 5 dakika rahat durmuyorlar. Bak bak. Rıza'cığım yer köşede dursun şöyle. Saati bir yaptık arkadaşlar. Vallahi 2,5 saat içinde Türkiye ayağa kalktı resmen. 31 ile yasak geldi biliyorsunuz. Hafta sonu sadece 2 günlük bir yasak ama ülke birbirine girdi, yani ortalık karıştı. Hayretler içerisinde haberlere bakıyoruz. Yine bilinçsizce yapılan yanlışlar, yine insanlarımızın açgözlülüğü, gerçekten ihtiyacı olanlara, çıkması gerekenlere hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü ani bir karardı ve çok geç haber verildi ama çok fazlaydı ya. Hızla internette yayıldığı haberlere düştü. Ne görüntüler, ekmek için birbirini dövenler, itenler, sıraya girenler, aldırış etmeyenler, dışarı çocuk çıkaranlar, 65 yaş üstü hep dışarıda, her şey unutulmuş, herkes ekmek derdine düşmüş. Bilmiyorum vallahi, gerçekten çok değişik bir sene yaşıyoruz, çok değişik günler yaşıyoruz. Bir o kadar korkutucu, endişeli. Bundan sonraki adım ne olacak mesela? Bu süre belki de uzatılacak. Belki de bütün illere çıkma yasağı gelecek. Yani çünkü bu akşamdan sonra hızla yayılacağını düşünüyorum ben. Bir aydır yaptığımız karantina bu akşam yerle bir oldu. Herkes birbirine yakın. Herkes birbiriyle temas halinde. Sosyal mesafeden eser kalmadı. Adeta sokaklarda bir bayram havası, bir düğün havası. Bir tek alkış sesleri eksik sanırım. Bir de konvoy eksik. Gerçi o konvoy da var. Trafikler kilitlenmiş durumda. Burada saat 11'den sonra polis arabalarının sesleri çoğaldı tabii. Araba sesleri çoğaldı. Anonslar başladı. Yasağı duyurdular sürekli. Zonguldak başillerden bir tanesi arkadaşlar. Maden şehri olduğu için, ciğer hastalıklarının çok yaygın olduğu bir şehir olduğu için, nefes hastalıklarının, daha doğrusu nefes ten zoru olan hastalıklar. Konuşamıyorum bile ya. O kadar şaşkınım ki gerçekten. O yüzden riskli illerden bir tanesi. Sayı fazla. Bilmiyorum ne olacak gerçekten. Artık dua 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 diyoruz. Ve artık beklemekten başka bir şey de yok. Tedbir diyoruz. Tedbir de kalmadı kimsede. Her şey yerle yeksan oldu şu 2 saat, 2,5 saat içerisinde. Bilmiyorum ya ne olacak. Pazartesiden sonra tek tek dökülecek herhalde insanlar. Ateşlenenler, hastalananlar. Yani inşallah olmasın da. Ama her yer, herkes sokaktaydı. Bilmiyorum, büyük şehirler sıkıntıda yani. Doğru bir karar mıydı? Yani şu manzaraları gördükten sonra buna gerek var mıydı bilmiyorum. Tabii ki geç haber verilmesinin nedeni vardı ama bu sefer daha, yani şöyle kaş yapayım derken göz çıkardılar. Öyle bir durum oldu gerçekten. Doğru kelimeyi bulmak için zorluyorum kendimi. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum kimse için. Keşke sadece gerçekten ihtiyacı olanlar çıksaydı. İhtiyaçlarını görselerdi. Küçük çocuğu olanlar, evinde yeterli işte bezdir, mamadır, ne bileyim süttür ya da başka bir şeydir. Çocuklar için en azından. Büyükler bir şekilde açlığa dayanabilirler. En kötü evinde bir makarnan, bir yumurtan, ne bileyim
bir kahvaltılığın bir şeyin vardır yani. İki günde yetecek kadar herkesin evinde bir şey vardır. Ama hazırlıksız yakalananlar da vardır tabii ki. Keşke sadece onlar çıkabilseydi. Fırınlar falan açık olacakmış ama en çok fırınlar bu akşam yağmalandı. Aslında eczaneler, fırınlar, veterinerler, sağlık kuruluşları bunlar açık olacak. Bilmiyorum. Hakkımızda hayırlısı gerçekten. Bu saate kadar oturduk, haberleri izledik. Şaşkınız hepimiz. Herkes için Rabbim hayırlısını nasip etsin. Bir an önce şu günler artık geçsin, bitsin, hayat normale dönsün. Çünkü her gün biraz daha anormalleşiyor her şey. İçinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bilmiyorum. Neyse, bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın yine görüşürüz inşallah. Hoşça kalın.